Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının dördüncü gününün ikinci videosundayız. Trigonometrik özdeşitlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kitabımızda sayfa numarası 26, 27 ve 28'i işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 20'de kalmıştık. M sinüs x demiş, n de kosinüs x demiş ve şöyle bir ifade isteniyor ve ifadenin içerisinde m kare n kareler var. E arkadaş m kare dediğimiz sin kare, n kare dediğimiz kos kare. A sin kare ve kos kare deyince aklımıza ne geliyor? Sin kare artı kos karenin 1 olduğu geliyor. O zaman aklımıza gelen başımıza gelsin. Hemen yazalım. M kare yani sin kare artı N kare yani kos kare eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Ve bu ifadenin içinde bir de M üzeri 6'lı N üzeri 6'lı bir ifade var. E o zaman ne yapacağım? Ben üzeri 6'yı elde etmek için ne yapmak zorundayım? M kare artı N karenin eşittir 1 ya her iki tarafın kübünü alayım o zaman. E şöyle bir hatırlatma yapalım o zaman. A artı B'nin kübü neydi? Pascal üçgeninde kullanıyorduk kas bulurken. Neydi? 1, 1, 1. Ya madem yaptık bir hayır tamamıyla yapalım. 1, 3, 3, 1 değil miydi? Birincinin kübü A küp artı sonra kas 3. A kare B artı 3 A B kare artı 1'in kübü yani ikincinin kübü B küp şeklinde olacaktı. O zaman M kare artı ne karenin kübünü alırken birincinin kübü m üzeri 6 artı 3 kat sayısı var. Sonra ikincinin birincinin karesi m karenin karesi m üzeri 4 çarpı n kare. Yani ikincinin aynısını yazıyoruz. n kareyi yazdık artı. Sonra 3 birinciyi aynen yazıyorum. İkincinin karesini alıyorum. n üzeri 4 artı ikincinin kübü n üzeri 6 eşittir 1 mi oldu? Evet. Şimdi burada m üzeri 6 n üzeri 6'ları yan yana getirelim. m üzeri 6 artı n üzeri 6 artı Burada 3 m kare n kare parantezine alırsam m kare artı burada ne kaldı? n kare kaldı. Eşittir 1 ya m kare n karenin bir olduğunu biliyorum ben. O zaman m üzeri 6 artı n üzeri 6 artı 3 m kare n kare ne yapıyor o zaman? Ya bu 3 kişiden en kötü yazan benim herhalde. <laughs> Çünkü SML de çok güzel yazıyor. Bizim e, Mert Hoca da çok güzel yazıyor. Çirki yazıyoruz ama idare edin artık yapacak bir şey yok. E arkadaş bunun içerisinde m üzeri 6 n üzeri 6 var ya gel m üzeri 6 artı n üzeri 6'yı yerine yaz. 1 artı değil bunu öbür tarafa atınca 1 eksi 3 m kare n kare yaptı. Gel burada bunun yerine bunu yaz. Bunun yerine 1 eksi 3 m kare n kare yazarsam 1 eksi 3 m kare n kare artı 4 m kare n kare o da ne yapıyor? Hocam 1 artı m kare n kare yapıyor. E yukarıda da zaten 1 artı m kare n kare var. E O zaman bu 1 artı m kare ne kareler birbirini götürünce aklıma şey geldi. Makara şey var ya tekerleme o geldi de neyse. Hop cevap ne yaptı o zaman? 1 yaptı. Evet örnek 20'ye böylelikle 1 bulduk arkadaşım. Zor bir soru değil. Sadece yerine yazıyoruz. Yani burada soru soru kendini belli ediyor. m üzeri 6 lazım diyor sana. E, ka kardeşim 3. kuvvetini al bitsin olay. Sonra git yaz yerine matematiksel işlemler. Canbazlık yap Belki daha farklı cambazlıklar da yapabilirsin ama benim aklıma bunlar geldi. Bunları yapınca da direkt cevap çıktı kardeşim. Evet geldi örnek 21'e. Şimdi daha önceden bu birim çemberdeki şuradaki uzunlukların hepsini bulmayı biliyoruz. Buradan hangi uzunluklar verilmiş bana? EF ve EK. Hocam EF nedir? Şimdi bu y'ye bir doğrusun. Kotanjant ekseni olduğunu biliyorum. Böyle geldiğim zaman buranın kotanjant alfa olduğunu biliyorum. Çünkü kotanjant ekseninde değerlendirdiğimde x eksendeki değer bu kotanjant alfa. Yani burası kotanjant alfa yapıyor. Hop Hocam şunu tamam bir ya. O zaman buraya 1 eksi kotanjant alfa kaldı. Gel burada yerine yaz. EF uzuna uzunluğu yerine 1 artı değil 1 eksi kotanjant alfa yazıyorum. Alt, artı egen Ankara uzunluğu. Ege Ankara'ya bakalım. Ege kare da hocam bu tanjant ekseni değil mi? Tanjant eksenine değdirmiş. Açıyı tanjant eksenine değdirdiğim zaman şuradaki uzunluk neydi tanjant? Yani bizim buradaki uzunluğumuz tanjant alfa olacak. E hocam şurası da zaten bir birim. E burası da bir birim. Benden bu uzunluk isteniyor Ege Ankara uzunluğu. Tanjant alfa tamam mı? Bir burasıysa buraya da ne kaldı? Tanjant alfa eksi bir kaldı. Gel burada yerine yaz. Hocam tanjant alfa eksi bir yazdım. Bölü OC uzunluğuna bakalım. Hocam OC uzunluğu ve CP uzunluğu isteniyor. Tamam. Burası zaten dik üçgenden belli. Hocam buradaki değer burası kosinüs alfaydı. Şöyle baktığın zaman şu uzunlukta sinüs alfaydı. Tamam. OC yerine ne yazıyorum ben şimdi? OC'ye bakıyorum. Kosinüs alfayı yazıyorum. Kosinüs alfa artı CP yerine ne yazıyorum? CP de sinüs alfa. E tamam. Şimdi burada birler gitti mi gitti. Eksi kotanjant alfa eksi C bölü S artı S bölü C bölü C artı S yaptı. Şurada payda eşitleyelim bunu C ile bunu S ile genişletecek olursam o zaman eksi c kare artı s kare bölü c s yapar burası. Art, aşağısında c artı s yaptı. Şimdi burada c kare artı s kare olsaydı 1 gelecek aklımıza. Ama eksi c kare artı s kare var. Yani bu s kare eksi c kare değil mi? Ya sen s kare eksi c karenin ne olduğunu biliyorsun. Yani iki kare farkı s eksi c a, s artı c değil mi? Evet. Bölü c s var. Bir de aşağıda c artı s var. Hocam c artı s'ler nanay. O zaman SC bölü şöyle şuraya gelelim. S eksi C bölü bir dakika şurada ne oldu? Gitti. S eksi C bölü CS kaldı. E hocam burada daha işlem yapamıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Matematiksel şeyleri de kullanalım. Bu ne demek? S eksi C bölü CS ayrı ayrı düşünelim. S bölü CS eksi C bölü CS demek. Burada S'ler gidince 1 bölü C kalır. Eksi burada C'ler gidince 1 bölü S kalır. Yani bu da 1 bölü c demek sekant alfa demek eksi 1 bölü s demek de kosekant alfa demek mi? Evet. E o zaman bizim açımız alfaydı cevabımız sekant alfa eksi kosekant alfa oldu mu? Oldu. İşte olay bu. Yani sorudan korkmamıza gerek var mı? Yok. Sadece eski daha önceki videolarda bunları öğrettik. Bunları yani direkt soruyor böyle sormazlar da. Birim çember üzerindeki uzunluk şeklinde sorarlar. E onları da bir önceki videolarda zaten öğrendik. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra e burada da şu işlemleri yapmayı zaten biliyoruz, öğrendik. S ve CZC'sinden yazdığımız zaman sadeleştirdiğimiz zaman cevap çıkıyor kardeşim. Kolay değil mi? Bence kolay. Geldik. Örnek 22. Hımm üstü sayı. 2 üzeri senüs x, 3 üzeri kosinüs x'e verilmiş. Bu 6 üzeri tanjant x'ten başlayayım istersen ben. 6 şu 6 demek 2 çarpı 3 demek değil mi? Üzeri tanjant x. Bu ne demek? 2 üzeri tanjant x çarpı 3 üzeri tanjant x demek. Bu da 3 üzeri 2 üzeri kotanjant x oldu. E hocam burada o zaman 2 üzeri tanjant x'i yalnız bırakırsam. 3 üzeri 2 kotanjant x bölü 3 üzeri tanjant x olur. E buradan da ne gelir? 2 üzeri tanjant x neye eşit oldu? Hocam bölmede. Tabanlar aynıysa üsler çıkarılıyordu. 3 üzeri 2 kotanjant x eksi tanjant x yapar. He, 2 üzeri tanjant x'i ben böyle buldum. Şimdi gelelim buraya. Hocam burada da 2 üzeri sinüs x var. Ama burada 2 üzeri tanjant x var. 2 üzeri sinüs x'i 2 üzeri tanjant x yapmam için bu ne demek aslında? Hocam bu demek 2 üzeri sinüs x bölü kosinüs x demek. Yani 2 üzeri sinüs x var burada. He, o zaman ben 2 üzeri sinüs x bölü kosinüs x elde etmek için Burada her iki tarafın nesini almam lazım? Hocam 1 bölü kosinüs x'inci kuvvetini almam lazım. 1 bölü kosinüs x'inci kuvvetini alırsam üstün üstünde üstler çarpılıyordu ya. Sinüs x bölü kosinüs x olur bu. Burada da o zaman 1 bölü kosinüs x'inci kuvvetini alayım. Yani 2 üzeri sinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x eşittir 3 üzeri kosinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x oldu. Üstün üstü alınca çarpılıyordu. Yani bu sinüs x bölü kosinüs x 2 üzeri tanjant x eşittir. 3 üzeri kosinüs x'ler gidince 1 yaptı yaptı. Yani 2 üzeri tanjant x'i 3 üzeri 1 buldum. Yani 3 buldum. E arkadaş 2 üzeri tanjant x e yerine 3 üzeri 1 yazarsam bu da 3 üzeri 2 kotanjant x eksi tanjant x'e eşittir. Hocam tabanlar aynıysa üstler de aynı olduğunu biliyorum ben. Haydi bakalım burada işlemimiz devam edelim. Şu ifade 1'e eşit. Yani 2 kotanjant x eksi tanjant x eşittir 1. Hocam benden ne isteniyor? Tanjant x'in pardon tanjant x'in nesi isteniyor? Alacağı değerler toplamı isteniyor. O zaman ben burada tanjant x yapayım denkleme. Kotanjant x'in ne olduğunu biliyorum ben. Hocam 1 bölü tanjant x olduğunu biliyorum. 1 bölü tanjant x olduğuna göre bu 2, ile 1 bölü tanjant x çarpınca 2 bölü tanjant x eksi tanjant x eşittir 1 olduğunu biliyorum. Bu ne yapıyor o zaman arkadaşım? Bu da 2 sabit kalsın Bunda da bunu çarpın. Eksi tan, eksi tan kare yaptı. 2 eksi tanjant kare x bölü tanjant x yapar. Eşittir 1 ya. E o zaman buradan ne geliyor arkadaşım? 2 eksi tanjant kare x eşittir tanjant x yapar. Buradan ne geliyor? Hocam bak çarpanlara ayırma var sanki. Hepsini öbür tarafa atalım. 0 eşittir tanjant kare x eksi değil artı tanjant x eksi 2 eşit 0 mı yaptı? Evet. Şimdi burada çarpanlara ayırıp kökleri bulabiliriz. Kökleri bulduktan sonra da ne yapabiliriz arkadaşım? Kökleri bulduktan sonra da kökler toplamını bulabiliriz. Ama arkadaş aslında bu nedir? Şu tanjant kare x. Yani şuna tanjant x'e a desem, Tanjant x'e a desen. Hocam bu a kare artı a eksi 2. Eşi 0 ya kökler toplamı isteniyor. İstersen tanjant x'e x e, de daha rahat anlarsın. x kare artı x eksi 2. İşte burada kökler toplamı isteniyor benden. Kökler toplamı dediğimiz hocam eksi b bölü a değil miydi? Evet kökler toplamı yani x1 artı x2 kökler toplamı eksi 1 bölü 1'den kaç çıkar eksi 1 çıkar arkadaşım yani cevap böylelikle eksi 1 olacaktır ama dediğim gibi istersen burada köklerini tek tek bul sonra ne yap sonra da kökleri topla ya da öyle demeyle kalmasın ben sana bunu çözeyim hocam bunu çarpanlara ayıracağız ya şu tanjant x'e tanjant x şu da eksi 2'ye artı 1 deyince olmaz artı 2'ye eksi 1 deyince olur çapraz çarpımlarının toplamları bu artı tanjant x veriyor değil mi? O zaman bu tanjant x artı 2'ye tanjant x eksi 1 eşit 0 yaptı. Şu eşit 0 tanjant x eşittir eksi 2 yapar. Bu eşit 0 tanjant x eşittir 1 yapar. Kökler toplamı eksi 2 artı 1 isteniyor benden. Cevap da o zaman eksi 1 çıktı. Tamam. Kökler toplamından da gösterdim. Çarpanları ayırarak yapmayı da gösterdim sana. İstediği yerden yap. Sana kalmış. Örnek 22. Böylelikle eksi 1 çıkar. Ve geldik örnek 23'e. Sekant alfa 1 bölü sinüs alfa. Değil ki 1 bölü kosinüs. Ha dur. Kosekant alfa da 1 bölü kosinüs alfa diye bir bilgi vermiş. Mert hocamız selamlar hocam. Yanlış bilgi vermişsin. Mert hoca yaptığı komodoro kampında bir bilgi vermiş ve örneği doğru işlemler yaparak çözmüş. Ve örneği çözmüş. Ancak dikkatli bir takipçisi. Ha, sekant alfa 1 bölü kosinüs. Kosekant alfa 1 bölü sinüs olacak sinüs olacağını hatırlattığında Mert Hoca ona teşekkür ederek soruyu tekrar çözmüş. Buna göre Mert Hoca iki cevap buldu ya hani birinde yanlış buldu birinde şu bilgiyi kullanarak buldu birinde de doğru bilgiyi kullanarak buldu ya işte orada ilk cevabın ikinci cevabla oranı nedir diye soruluyor. Şimdi sekat yerine 1 bölü s yazalım. Hı. C eksi 1 bölü sekat yerine 1 bölü s yazdım. Bölü kosekant dediğimiz nedir arkadaşlar? O da 1 bölü c değil mi? Burada verilene göre eksi s yaptı. E tamam hadi bunun devamını getirelim şimdi. Şunu biraz şöyle şuraya alayım. Arkadaş burada bununla bunu çarptım cs. cs eksi 1 bölü s bölü bu da 1 eksi cs bölü c mi yaptı? Evet cs eksi 1 ile 1 eksi cs birbirinin eksilisi gitti. Yani eksi 1 bölü s yukarıda kaldı. Aşağıda da 1 bölü c kaldı ters çevirip çarptığımızda c bölü 1 yapar. O zaman bu da eksi c bölü s mi yaptı? Evet. Yani bilgi böyleyken cevabımız eksi c bölü s yaptı. Şimdi bilgi doğruyken yapalım. Şimdi burada burası kosinüs x. c eksi sekant 1 bölü c olduğunu biliyorum. Bölü kosekantı 1 bölü s oldu. Eksi s isteniliyor bizden. Bununla bunu çarpın. c kare eksi 1. Evet c kare eksi 1 bölü c yaptı burası. Bölü. Burası da 1 eksi s kare bölü s yapar. Şimdi s kareler c kareler var bir de 1 var. s kare artı c karenin 1 olduğunu biliyorum ben. E arkadaş burada c kare eksi 1 var. Öbür tarafa atınca c kare eksi 1'in eksi s kare olduğunu. E aşağıda da 1 eksi s kare var. 1 eksi s kare de c kareye mi eşit oluyor. c kare de 1 eksi s kareye eşit oluyor. Tamam gel burada yerine yaz. c kare eksi 1 yerine s kare yazıyorum. Eksi s kare yazıyorum. Eksi s kare bölü c oldu. Bölü Hocam 1 eksi c kare yerine ne yazacağız? 1 eksi c kare yerine de c kare yazacağız. C kare yazdım. Bir de bölü ne var burada? S var. E hocam ters çevirip çarptığım zaman. Eksilim eksili değil mi? Evet. Ters çevirip çarptığınız zaman. Eksi s bölü c çarpı s bölü c kare yaptı. Pardon. Burası neydi? S kareydi değil mi? He tamam. Eksi s kare bölü c idi burası. S bölü c kare ile çarpacağım. O da eksi s küp bölü c küp mü yaptı? Evet. Şimdi ikinci cevabımız da bu. İşte ilk bulduğumuz cevabın yani eksi c bölü s'nin sonra ikinci bulduğumuz cevabı oranı eksi s küp bölü c küp oranı isteniyor. Şu artı yapar. c bölü s çarpı şu tersi bir çarpıyorum c küp s küp yaptı. Bu da c üzeri 4 s üzeri 4 yaptı. Bu da kosinüs bölü sinüsün dördüncü kuvveti. O da kotanjant alfanın dördüncü kuvveti değil midir? Yani kotanjant üzeri 4 alfa değil midir arkadaşlar? Evet. Alfa dediğime bakmayın. Aslında burası x diye tanımlanmış. Yani cevabımız kotanjant üzeri 4 x yaptı. Evet arkadaşlar. Örnek 23 de güzel bir soruydu. Cevabı bulduk. Geldik örnek 24'e. Şimdi burada ne var arkadaşım? Arkadaş burada 2 sinüs x eksi kosinüs 3 kosinüs x'in kök altı verildiği verilmiş. Ve benden ne isteniyor? Tanjant kare. S kare bölü c kare artı 6 s bölü c isteniyor. Şimdi arkadaş burada yapacak bir şey yok. Paydaları eşitlersek o zaman s kare bölü s kare artı 6sc bölü c kare isteniliyor bizden. Ya şimdi soruya baktığımız zaman s kareler falan s kare falan var burada. s kare c kareler var. E burada da s'ler c'ler var. E s kare ile ve c kare ile ilgili bir işlem yapmak istiyorsam burada aslında 1 eksi 1 eksi c kare falan da yazabilirim ama yazmaya gerek yok sanki. Yazmadan da işlem yapabilirim. Yazsam bir faydasını göremeyeceğim. Burada S kareler falan var ya. Yukarıda da SC var ya. Ne yapayım? S kareyi elde etmek için her iki tarafın parantez karesi alınabilir. Her iki tarafın parantez karesini alınca güzel bir şey gelecek mi? Birincinin karesi. Çünkü A eksi B'nin karesi neye eşitti? A kare eksi 2 AB artı B kare eşitti. Birincinin karesi 4 S kare eksi. Birinci ile ikinci çarpımı 6 SC bir de iki katı 12 SC. Oo. Burada 6 SC var burada 12 SC var. Dikkat. Artı 9 c kare eşittir 6 yaptı. Şimdi ben 6 sc'yi biliyorum ya. O zaman 6 sc'yi elde edeyim burada. Öbür tarafa atayım. Bunu da buraya atayım. Hocam 4 s kare artı 9 c kare. Eksi 6 12 sc'ye eşit oldu. Çok güzel. Arkadaş burada da ben direkt şu işlemi de yapabilirim aslında diyeceğim ama. Sc ye yerine tamam bunu yazayım. Bunları yazayım arkadaşlar. Yani burada 6 sc'yi biliyorum ya. Bölü 2 yapayım. 2 s kare artı 9 bölü 2 c kare. Eksi 6 değil 3 eşittir 6 sc yaptım mı yaptı. Gel burada yerine yaz bakayım. Hadi bakayım yerine yaz. Yerine yaz. Yerine yaz. S kare yerine. Ne yazacağız arkadaşlar? 6 sc yerine. S kare artı 6 sc yerine de bunu yazıyorum. 2 s kare artı 9 bölü 2 c kare eksi 3 bölü c kare mi oldu burası? Evet o o o o o o o buradan ne geliyor devamını getirelim şimdi burası kaç yaptı hocam 3 s kare yaptı sonra 2 ile 3 s kare 6 s kare artı bu 9 c kare mi yapıyor 6 s kare artı 9 c kare bölü 2 eksi 3 oldu burası şimdi s kare artı c kareli bir şeyler geldi aslında burada bir de bölü nesi var c karesi var tamam Arkadaş burada s kare artı c kareli bir şey geldi farkındaysan. Yani sen burada şunu şöyle yazabilirsin. 6 s kare artı 9 c kare 6 c kare artı 3 c kare yazabilirsin. Bölü 2 eksi 3 bölü c kare oluyor burada. Bak şimdi 6 s kare artı 6 c kare 6 parantezde s kare artı c kare yapıyor. Yani s kare artı c kare 1 ise 6 s kare artı 6 c kare adı kaç yapıyor? 6 yapıyor. Çok güzel. O zaman 6 artı 3 c kare bölü 2 eksi 3 bölü c kare yapıyor burada. Hocam şunu parçalarsak ne geliyor? Geldi geldi. 6 bölü 2 3 yaptım burası. 6 bölü 2 artı 3 c kare bölü 2 eksi 3 bölü c kare yaptı burada. Hocam 6 bölü 2 3 bu da 3 gitti. Yani 3 c kare bölü 2 bölü c kare yapar. C kareler nanay cevapta kaç yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Sadece işlem. Başka bir şey yok arkadaşım. Sadece işlem. Farklı yolla çıkar mı? Vallahi çıkar da. Benim burada dikkatim. Benim burada dikkatimi şu çekti. 6 SC çekti. O yüzden 12 SC vardı ya burada. Bunu 6 SC yaptım sadece. Hani 2'ye böldüm 6 SC yaptım. Yerine yazdım. yerine yazınca da böyle S kare C kareler gelince sekar artı C kare yine 1 geldi aklıma. İşlem yapınca da direkt işlemi yaptık. Aslında burada da denklemi denklemde daha da kolaylaştırabilirdik. Hani 4 sekar artı 9 C kare vardı ya burada. 4 c artı 4 c kare artı 5 c kare yazıp da işlemi belki daha da kolaylaştırabilirdik burada aslında ama burada yapacağımız işlemi burada yapmış olduk fark etmez. Başka bir yolu var mıdır? Mutlaka vardır. O yüzden farklı 3 tarzda 3 adam çözüyor bunu. O yüzden sen bir git Mert hocaya bak bir de git SML hocaya bak. Hangimiz daha böyle kafana, çat, kafana yatar tarzda çözdüyse olay bitti demektir. Ama yani bence büyük ihtimalle hepimiz şunu yapmışızdır. Sekare, var ya Şunun parantez karesini almışızdır. Sonrasındaki bazı işlemler belki farklıdır. Ben kimsenin çözümüne bakmadım. Ben kendi çözümü yapıyorum. Çünkü farklı tarzı görün diye biz burada bir işlem yapıyoruz. Belki de benim iş uzundur kardeşim. Sana kalmış. Ha uzun gibi gözüküyor ama aslında burada küçük küçük işlemler yapıyoruz. Ben burada işlemleri açarak sana yazıyorum ya. Ondan dolayı böyle uzunmuş gibi de durabiliyor bazen. Ona da dikkat et. Evet örnek 24. 3 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 25'e. Şimdi Erge yukarıdaki verilen soruyu çözerken bu adımları uyguluyor. Kaçıncı adımda hata yapmıştır? Şimdi birincisi şöyle. Tamam bu aynı. Kotanjant x'i açmış. Bölü 1 bölü sin kare 1 bölü sin kare. Doğru. Hocam kosinüs x eksi 1'in kos kare x eksi 1 yapmış. O zaman ben bunu neyle çarpmış oluyorum burada? Zaten yukarıda böyle sinüs x parantezine alınca kosinüs x artı 1 parantezine Değil mi? Sinüs x parantezini alınca kosinüs x artı 1 yapıyor. Evet. Kosinüs x artı 1 ile çarpmışım ki. Kos kare x eksi 1 yapıyor burası. Doğru mu? Doğru. Yukarısı sinüs x ile kosinüs x artı 1 çarpım. Bu yapıyor. Aynen öyle. Bunu da neyle çarpmışım? Bak kosinüs x'i sinüs x ile çarpmışım. Bunu da sinüs x ile çarpınca sinüs x kosinüs x bölü sin kare yapıyor. Doğru. Bölü 1 bölü sin kare hala devam ediyor. Sonra kos kare x eksi 1 nedir? Arkadaş sin kare artı kos kare eşittir 1 ya. Cos kare eksi 1 lazım bana. Cos kare eksi 1 eşittir eksi sin kare değil mi? Evet. Hocam şunun eksi sin kare olması lazımdı. Eksiyi buraya yazması yukarı yazması lazım. Yukarı yazmış mı yazmamış. İşte burada hata yapmış. Bak eksi burada yok kardeşim. Aa hocam burası eksi ya. Belki burası artı olmuş olsaydı eksi parantezinde de almış diyebilirdik ama o da yok. Yani burasının ne olması lazımdı? Eksi sin kare olması lazımdı. O zaman kaçıncı adımda yanlış yapmış oluyor arkadaşlar? Üçüncü adımda yanlış yapmış oluyor. Cevap 3. adım. Evet örnek 25'i bulduk. Geldik örnek 26'ya. Şimdi bölgeyi vermiş bize. Eyvallah. Tanjant x artı kotanjant x'in a türünden değeri nedir diye soruluyor. Şimdi birinci bölgede olduğu söylenmiş. Çok güzel. Tanjant x artı kotanjant x. Hocam bu s bölü c artı c bölü s değil midir? Evet. Ben bunu payda eşitliyim s ile bunu da c ile yapacak olursam. S kare artı C kare bölü CS mi yapar burası? Evet. S kare artı C kare sin kare artı kos kare 1 değil mi? Aynen öyle. 1 bölü CS yaptı. Ha, soru C çarpı S'yi yani sinüs X artı kosinüs X'in A olduğunu biliyorum. sinüs X çarpı kosinüs X'i bulmaya çalışacağım. Böyle ifadeleri biz zaten videonun ya 3. 3. Üçüncü, üçüncü e, bugünün 3. videosunda işleyeceğiz zaten arkadaşlar. E, ama burada şunu da söyleyelim. Sana sinüs x artı kosinüs x verilmiş. Sinüs x çarpı kosinüs x'i nereden bulabilirsin? Genelde böyle çarpanlar ayımayı çok kullanırız. Karesini aldığın zaman birinci lekinin çarpımının iki katı geliyor ya. Birinci lekinin çarpımını bulabiliyoruz. O yüzden burada her iki tanım karesini al. Hocam s kare artı 2sc artı c kare eşittir. A kare mi yaptı? Evet. S kare artı c kare bir değil mi? Bir. Öbür tarafa at. O zaman senin iki tane sc eşittir. A kare eksi bir yapar. O zaman burada SC yerine ya da CS yerine ne yazabilirsin? A kare eksi 1 bölü 2 yazabilirsin. E benden bu isteniyordu. Şimdi gel CS yerine bunu yaz. 1 bölü CS yani SC. A kare eksi 1 bölü 2 yazarım. Ters çevirip çarptığın zaman da 2 bölü A kare eksi 1 yapmaz mı Evet. Cevabımız böylelikle bu yapar. Yani ile kosinüsün toplamı verilip de sinüs x çarpı kosinüs x sorulduğunda sinüs x artı kosinüs x'in de parantez karesini alın kardeşim. Bunu bugünün 3. videosunda zaten göstereceğiz ama şimdilik bir ilk adımı da şöyle bir atmış olalım. İşte bizden bu isteniyordu. Hop tanjant x artı kotanjant x'in a cinsinden değeri 2 bölü a kare eksi 1 yapar. Geldik örnek 27'ye. Alfa açısı ve burada da alfa açısı vermiş. E, 90 dereceler 2 fazla olunca dal alfa beta'ya Sadece buradaki alfaya bağımlı kalmaz. Şuraya beta dersem alfa ile beta'nın toplamı 90 ya. Beta 90sa bak burası da alfa yaptı. Evet elimizde iki tane üçgen var. Bir dip bu dik üçgen bir de büyük dik üçgen. Tamam. Sarı bölgenin alanını bulacağım. E, dik kenarları bulmam lazım. E, mavi bölgenin alanını da bulurken büyüğün alanından sarının alanını çıkartacağım. Orada da dik kenarlar lazım. O zaman ben şuraya bir diyeyim. Çünkü sarı üçgenle büyük üçgenden ne oldu? Ortak olan kenar burası ya. Yani geçiş kenarı bu. Buraya bir kenarını vereyim. Ya 1 vermesek de k da verebiliriz. Sonuçta bizden oran isteniliyor. En son ben burayı K'lı trigonometrik bir değer atıyorum K çarpı sinüs alfa. Burayı da K çarpı tanjant alfa bulabilirim. Sonuçta alanları bulurken K çarpılı bilmem ne buluruz. Hatta K ile çıkar. O zaman oranladığım zaman K kareye gidecek zaten. O yüzden 1 diyebiliriz. Özellikle ortak kenara 1 dersek daha sağlıklı oluyor. Şimdi buraya 1 dedik. O zaman burada 1 dik üçgende hipotenüs 1 iken karşısı direkt sinüs alfa yazabiliyorduk. Ya da A dedin ya buraya. Mesela bu dik kenar lazım ya bana. Alfanın karşısı var hiposu var. Hocam. Sinüs alfa aklıma geldi o zaman. Sinüs alfa neye eşit? A bölü 1'e eşit değil mi? Evet. A neye eşit oldu? Sinüs alfa eşit oldu. A dediğimiz sinüs alfa eşit oldu. B'yi de bulmam lazım. Alfanın komşusu var, hiposu var. Hocam kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs geldi aklıma. B bölü 1'den B'yi de kosinüs alfa olarak bulurum. Bak bu şekilde de yapabiliriz tabii ki. Ezberi yapmayalım. Sonra büyük dik üçgenin alanı bulmak için de şurası lazım bana. Hocam büyük dik üçgende de alfa burada. Alfanın komşusu var, karşısı var. O zaman komşu karşı kotanjant gelmedi mi aklımıza? Evet. Yani tanjant da gelebilir. Tanjant alfa yazarsam 1 bölü soru işareti olacak. Yani şuraya C diyeyim istersen. Ama kotanjant alfa yazarsam C bölü 1 geliyor. C dediğim kotanjant alfa olur direkt. E, tamam. Olay bitti. Şimdi sarı bölgenin alanı. Hocam sarı bölgenin alanı sinüs yani sinüs dediğimiz nedir? S çarpı C bölü 2. Bölü Hocam büyük üçgenin al mavi mavi bölgenin alanı nasıl bulacağım? Büyük üçgenin alanından kotanjant alfa ile birin çarpımı. Hocam kotanjant alfa çarpı 1 bölü 2 kotanjant alfa bölü 2. Yani kotanjant alfa da c bölü s değil mi? Bir de bölü 2 yani şu 1 bölü 2 çarpı c bölü s olmaz mı? Ya da c bölü 2 s olmaz mı arkadaşlar? Evet 1 bölü 2 çarpı kotanjant alfa c bölü 2 s yaptı. Sonra eksi ne olacak arkadaşlar? şu şu sarı alanı çıkartacağım mavi alanı bulurken. O da CS bölü 2 değil mi? Evet. CS bölü 2. Tamam. Çünkü şu kenarlar çarpımın yarısı. Yukarısında da CS bölü 2. A. 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 C, C bölü 2 parantezin alınca bak 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 bak. Hocam S çarpı C bölü 2 bölü. Şurada C, C bölü 2 parantezi var. C bölü 2 parantezini alınca ne kaldı burada? 1 bölü S kaldı. Eksi. C bölü 2 parantezin alınca hop S kaldı. C bölü 2'ler gitsin. Ne kaldı? S bölü. 1 bölü S eksi S. Hocam şu eksi S kare yapıyor. 1 eksi S kare bölü S mi yaptı? Aynen öyle. Şimdi ters çevirip çarptığım zaman S çarpı S bölü 1 eksi S kare yapar. O da S kare bölü 1 eksi S kare yaptı. Hocam 1 eksi S kare dediğim nedir? Aklıma ne gelecek? Tabii ki şu gelecek. Dur şuraya yazayım. C kare artı karenin 1 olduğunu biliyorum. 1 eksi kare lazım bana. C kare eşittir 1 eksi S mi oluyor? Evet. 1 eksi kare yerine o zaman ne yazıyorum? C kare yazıyorum. Aşağısı C kare oldu. O zaman sekare kare bölü C kare. Yani S, S bölü C'nin karesi. Yani tanjant alfanın karesi yaptı. Yani tanjant kare alfa mı yaptı arkadaşlar? Evet. Ee, tanjant kare alfa yaptı. Şimdi sarı bölgenin alanı, mavi bölgenin alanı oranı A olduğuna göre Şimdi dur. Tanjant kare alfa da neymiş arkadaşlar? A'ymış. O zaman tanjant alfa neye eşit oluyor? Kök A'ya eşit oluyor. Kosinüs alfanın değeri isteniyor. Arkadaş dik üçgeni çizelim o zaman. Şimdi ben en son alanı tanjant kare alfa buldum. Bu A'ya eşitmiş. Tanjant kare alfa A ise tanjant alfa kök A'ya eşit oldu. Bir tanjant değeri varken kosinüs alfa değeri isteniyor benden. Tanjant alfa kök A. Kök A demek ne demek? Hocam alfanın karşısı bölü komşusu kök a yapacak. Yani kök a bölü 1 değil midir? Evet. Sonra Pisagor bağıntısından ne yapıyor burası? Hocam şunun karesi birin karesi artı. Yani şuraya x diyeyim ya da n diyeyim ya da n'yi m'yi kullandım mı kullanmadım. n kare eşittir 1. Bir. 1'in karesi artı kök a'nın karesi değil mi? Evet. Yani buradan da n neye eşit olacaktır? 1 artı yani kare içinde 1 artı a'ya eşit olacaktır? Aynen öyle. E buradan dolayı da kosinüs alfa neye eşit olacaktır? Komşu bölü bu. Yani 1'i bölü n kök içinde 1 artı a'ya eşit olacaktır. Ya da 1 bölü kök içinde a artı 1'e eşit olacaktır. Bakayım. Evet. 1 bölü kök içinde a artı 1. Daha da böyle niye baktım cevaba? Hocam niye kontrol ediyorsunuz? Ya belki eşleniyle çarpılmış da verilebilirdi o yüzden. Eşleniyle çarparsan 1 artı a'la çarparsan kök 1 artı a bölü 1 artı da cevap olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı ama cevaplarda cevap anahtarında bu şekilde bu varsa cevap bu yapar. Yani kosinüs alfa'da da 1 bölü kare küçüğünde 1 artı a yaptı arkadaşlar. Evet geldi örnek 28'e. Denklemin köklerinden biri tanjant alfa. Aman Allah'ım ben hemen direkt kökleri gördüğüm zaman. Arkadaşlar köklerle ilgili bir şey gördüğümüz zaman iki şey aklımıza gelir. Bir kökler toplamı iki kökler çarpımı. E tamam köklerinden biri tanjant alfa. Kökler toplamı dediğimin nedir? Hocam hemen x1 artı x2'yi yazarım. Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi b bölü a dediğim eksi m bölü 1'den m yapıyor. Tamam kökler toplamının m olduğunu kökler çarpımında x1 çarpı x2'nin de ne olduğunu biliyorum. C bölü a olduğunu biliyorum. Yani 1 bölü 1 olduğunu biliyorum. Vay köklerinden biri tanjant alfa verilmiş. Tanjant alfa bir tane x1 yerine tanjant alfa yazarsam bak burada. Burada Tanjant alfa çarpı x2 eşittir 1 ise x2 köküm ne yapıyor? 1 bölü tanjant alfa yapıyor. Hocam 1 bölü tanjant alfa da ne yapar? Kotanjant alfa da yap yapmaz mı? Yapar. O zaman x1 kökümüz bakın x1 kökümüz tanjant alfayken çünkü x1 yerine ben ne yazdım? Tanjant alfa yazdım. x2 kökümüzde kotanjant alfa oldu. Ve yukarıda da kökler toplamının ne olduğunu biliyorum ben? M olduğunu biliyorum. O yüzden tanjant alfa artı kotanjant alfada m olduğunu biliyorum. E benden tan kare artı kot karenin m cinsinden değeri isteniyor. Alır iki tarafın karesini o zaman. Hocam tan kare alfa artı 2 çarpı tanjant alfa çarpı kotanjant alfa artı kot kare alfa eşittir m kare yapar. Hocam zaten benden tan kare artı kot kare isteniyor. Tan kare alfa artı kot kare alfa Tanjant alfa ve kotanjant alfanın çarpımı 1 değil miydi? Ya da kotanjant alfa 1 bölü tanjant alfaya eşittir. Bir tanjant alfalar gitti. O zaman 2 çarpı 1'den 2 mi yaptı burası? Evet. Artı 2'yi de öbür tarafa atınca m kare eksi 2 mi yapar? Aynen öyle. Bizden de bu isteniyor. Hop burası ne? Burası tamam. M türünden eşit. Tamam tamam bir sıkıntı yok. Yani cevabı ne bulduk arkadaşlar? M kare eksi 2 çıktı. Tan kare alfa artı kot kare alfa m kare eksi 2'ye eşit oldu. Nedense kafamda bir soru işareti oldu ya. Cevap anahtarına bakayım. M kare eksi 2. Sıkıntı yok. Cevap M kare eksi 2 oldu arkadaşlar. Yani köklerle ilgili bir şey denildiğinde ne yapıyoruz? Kökler toplamını yaz. Kökler çarpımını yaz. Yazınca zaten çok da güzel şeyler çıkıyor kardeşim. O geldik örnek 29'a. Yukarıda verilen birim çemberde. Evet x eksine yaptığı açı verilmiş. TYT alfa. o TYT alfa sarı bölgenin alanı. AYT alfa da şu POB'nin. Evet mavi bölgenin alanı verilmiş. Bu fonksiyonlar bu şekilde verilmiş. Arkadaş sarı bölgenin alanı ne? Şöyle P noktasında geldiğin zaman şöyle dik böyle dik. Hocam buranın ben kosinüs alfa olduğunu biliyorum. Yani yukarısı kosinüs alfa. Buranın da sinüs alfa olduğunu biliyorum. Yani burası da sinüs alfa mı yapıyor? Evet. Şimdi kosinüs alfa iken yukarısı kosinüs alfa. Dur. Şimdi sarı bölgenin alanı yani sarı bölgenin alanı TYT alfayı ne buluruz arkadaşlar? TYT alfa. Hocam şurası birim çemberden dolayı bir. 1 çarpı sinüs alfa bölü 2 yani sinüs alfa bölü 2. AYT alfa da ne eşit işte arkadaşlar? Mavi bölgenin alanı. E burası 1 ya taban çarpı yüksek bölü 2. 1 çarpı kosinüs alfa bölü 2 olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi TT alfa ile AYT alfanın çarpımı. TT sin alfa bölü 2 sin alfa bölü 2 çarpı AYT alfa yani kos alfa bölü 2 Eşittir 3 bölü 25 verilmiş. 2 kere 2 4. 4 ile de karşıya çarp 12. 4 kere 3 12 bölü 25. Sin alfa çarpı kos alfa eşittir. 12 bölü 25 çıktı mı çıktı. Ya hocam ne verilmiş? Bak şimdi dikkat et. Sin alfa art sin alfa çarpı kos alfanın 12 bölü 25 olduğunu biliyorum. Ve benden teğet alfa artı ayet alfa isteniyor. Teğet alfanın ben sinüs alfa bölü 2 artı kosinüs alfa bölü 2 olduğunu biliyorum. İşte buradaki değer nedir diye soruluyor. Bak şimdi sin alfa artı kos alfa değeri isteniyor. Çarpımı sorulmuş bana. Biraz önce yine bununla alakalı bir soru yapmıştık. Sin alfa artı kos alfa verilmişse çarpımı isteniyorsa karesini al demiştik. Tam tersi çarpımı verilip de toplamları soruluyorsa sinüs alfa ile kosinüs alfanın yine ben bunun karesini alabilirim. E karesini alacağım da şuna bir a diyeyim ben. Şuna a değeri diyeyim ve benden a değeri istersin Tamam. Bak a değeri isteniyor benden dikkat. O zaman bu sin alfa artı kos alfa bölü 2 eşittir a ya. E o zaman sin alfa artı kos alfa eşittir ne yaptı arkadaşım? 2 a mı yaptı? Aynen öyle. Her iki tarafın karesini alırsam ben burada şunun karesini alıyorum. Şunun da karesini alıyorum. Sin kare artı 2 sc artı c kare eşittir. 4 a kare mi yaptı? Aynen öyle. S kare artı c kare 1 mi? Aynen. O zaman burada 2 sc Bakın 2SC neye eşit oldu? 4A kare eksi 1'e eşit oldu. Hocam SC'nin 12 bölü 25 olduğunu biliyorum ben. 2 çarpı 12 bölü 25 eşittir 4A kare eksi 1 ya. E o zaman buradan da şu 24 bölü 25 yaptı ya. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Şuraya öbür tarafa atalım. A isteniyor benden A'yı bulacağız. Ya keşke burada şey yapmasaydım ya. A yalnız kalsaydı. Neyse bunu da öbür tarafa atınca 24 bölü 25 artı 1 eşittir 4 a kare yaptı. Buradan da 49 bölü 25 yapıyor. Şunu toplarsam eşittir 4 a kare yaptı. Kare alınca 7 bölü 5 eşittir 2 a yapar. O zaman bölü 2 yapınca 7 bölü 10 mu yaptı a? Aynen öyle. Benden ne isteniyordu? A mı isteniyordu? Sinüs alfa bölü 2 artı kosinüs alfa bölü 2 isteniyordu benden. Şu. Ona da A demiştik. A değeri nedir diye soruluyordu. İşte cevapta ne çıktı? 7 bölü 10 çıktı arkadaşlar. Tamam. Eğer böyle bak sinüs alfa artı kosinüs alfa değer verilip de çarpımı istenilirse sinüs alfa artı kos alfanın karesini al ya da tam tersi çarpımları verilip de sinüs alfa artı kos alfa sorulursa bize yine ona a deyip her iki tarafın karesini almayı ihmal etme çünkü karesini aldığımızda çarpımları geliyor bize. Tamam mı? Evet örnek 29'da böylelikle güzel bir soruydu bu arada. 7 bölü 10 bulduk. Ve geldik örnek 30'a. M değeri verilmiş. Yanlış şuna bak. Burada ne verilmiş? Pi bölü 2 ile pi arasında verilmiş açımız. Tamam bu Bunu kullanacağız büyük ihtimalle. Şimdi M değerini bulamaya çalışalım. Kare kök içerisinde 1 eksi C bölü 1 eksi sekant. 1 bölü C demek değil mi? Aynen öyle. O zaman bu da kare kök içerisinde 1 eksi C bölü şununla şunu, şunu çarpın. C eksi 1. C eksi 1 bölü C yapar. O zaman burada ters çevirip çarptığımız zaman ne yapıyor? Karek içerisinde 1 eksi c çarpı e, ters çevirip çarpalım. C bölü c eksi 1 yapar. Hocam c eksi 1 ile 1 eksi c'ye gider ama eksi mi gelir? Evet. Yani m dediğimiz karek içerisinde eksi c eksi c dediğimiz kosinüs alfa mı yaptı? Evet. Hocam kök içinde bu eksi tanımlı değildir. Deme öyle. Niye? Kosinüs burada buradakinin kosinüsü eksi değer değil midir? Evet. Kosinüsün burada işareti eksi, ikinci bölgede işareti eksi olduğundan eksi eksi'nin çarpımı artıdır. Yani m'yi ben ne buldum arkadaşlar? Eksi kosinüs alfa olarak buldum. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Hatta burada her iki tarafın karesini alırsam m kare de neye eşit oldu? Eksi kosinüs alfa'ya eşit oldu arkadaşlar. Tamam, ya hocam bu pozitif yapma, aynı hatayı bir daha yapma. Bu pozitif olması lazım. E, bu da pozitif zaten çünkü bu işareti eksi 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 çarpımı artı olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı yok dostum. Tamam. M karenin eksi kosinüs alfa olduğunu buldum. Benden ne isteniyor? Şu ifade isteniyor. Bunun m türünden değeri. Hocam bu ne yapıyor? 1 artı sinüs x. 1 artı sinüs x. S bölü 1 artı 1 bölü s burası. O da kare kök içerisinde 1 artı s bölü. Şununla da şunu çarptım. S artı 1. S artı 1 bölü s yaptı. Ters çevirip çarptığımız zaman ya da şunlar şunlar gitti. Ters çevirip çarptığımız zaman kök içinde s yaptı. S dediğimiz sinüs alfa mı yaptı? Evet kök içinde sinüs alfayı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Kök içinde sinüs alfayı nasıl bulabilirim ben? Hmm. Ben neyi biliyorum? M karenin kosinüs alfa olduğunu biliyorum. E sinüs alfadan kosinüs alfaya geçiş yapamam. E ne yapalım burada? Şuna ben bir A mı desem? A da diyebilirim aslında. Ya da M kareden devam edelim. Burada şu işleme devam edelim bakalım. Şu işleme devam edecek olursam her iki tanım karesini alsam M üzeri 4 eşittir. Kos, kos kare alfa mı yapıyor? Aynen öyle e, kos kare gelince de aklıma hani s kare artı c kare eşittir 1 ya c kare yerine ne yazacağım o zaman 1 eksi s kare yazacağım bak bu aklımda geldim burada c kare yerine ne yazıyorum 1 eksi s kare yazıyorum o zaman hocam m üzeri 4 eşittir 1 eksi s kare yaptı yani sin kare alfa yaptı o zaman buradan ne oluyor arkadaşım bunu buraya bunu buraya attığımız zaman sin kare alfanın 1 eksi m üzeri 4 olduğunu bulurum sin kare alfa 1 eksi m üzeri 4 ise arkadaşım o zaman ne olacak? Sinüs alfa da karekük içerisinde 1 eksi m üzeri 4 olmak zorunda değil mi? Ama artılı ve eksili olmak zorunda. Ama e o zaman burada ne olacak arkadaşlar? Bunun da karekük isteniyor. He, ee, yaz. Şimdi sinüs alfa değerini buldum ya ben sinüs alfa. karekök içerisinde karekük içinde 1 eksi m üzeri 4. Ya hocam bu nedir? Bu nedir Allah aşkına? Bu aslında nedir? Hocam bu 1 bölü 2. kuvveti yapıyor. Bu da 1 bölü 2. kuvveti yapıyor. Yani 1 bölü 4. kuvvet yapacak. Kök 4. dereceden 1 eksi m üzeri 4 mi yapıyor? Evet ama artılı ve eksilisini unutmamak lazım. Cevabımız bu şekilde yapacaktır arkadaşlar. Kök 4. dereceden 1 eksi m üzeri 4 yapar. Örnek 30'un cevabı. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Zor mu? Ya evet şurada işte, işte sinüsten kosinüse geçiş yapamıyoruz arkadaşlar. Orada biraz çakallık yapmak lazım biz sin kareden kos kareye geçiş yapabiliyoruz. O yüzden burada karesini aldık. O yüzden kos kare yaptık burada. Belki burada da işlem yapabilirdik. Hani buna a deyip de karesini alıp da işlem yapabilirdik gerçi ama buradan işlem yapmak bana daha kolay geldi. O yüzden burada devamını getirdim. Ha, her zaman söylüyoruz. Bu benim taktiğim. Git bir de SML'ye bak. Bazı böyle şey sorularda hani daha soruya baktın ilginç bir çözüm oldu ya. İlginç çözümlü sorularda git bir de Mert Hoca nasıl yapıyor? SML Hoca nasıl yapıyor? Ona bir bakmanı tavsiye ediyorum kardeşim. Büyük ihtimal aynı şeylerdir ama bir noktada belki daha böyle bir cambazlık yapıyor olabilir diğer arkadaşlar. Hiç kimsenin çözümünü izlemedim. O yüzden onlara da bakarsan çok güzel olur. Bazı böyle hani kafanda soru işareti kalan sorularda bu hamleyi yap. Bu benim tarzımda çözümüm. Bir de hocaların tarzına bak bakayım. Sıkıntı yaşama. Tamam geldik. Evet bu dersin bu videonun son sorusuna. Aşağıda birer kenarları çakışık olan benzer iki dik üçgen göstermiştir. Benzer. Bu dik üçgenle bu dik üçgen benzer. Hocam AB ile DB'nin oranı verilmiş ya. Bak şimdi. Benzer üçgenlerde aynı açının karşıdaki kenarlar oranı diyorduk değil mi? E, bu kenarla bu kenarın oranı verilmişse bu kenarı gören açı beta ise bu kenarı gören açı da betadır. Sonra AC ve CB. AC ve CB. AC'yi görenle CB'yi gören açılar da birbirine eşittir. Burada bunu gören alfa burayı da gören alfa olmak zorunda. Yani o zaman ne oldu arkadaşlar? Burası alfa mı oldu? Alfa oldu. Benim için önemli olan zaten alfayı bulmaktı. Şimdi sarı bölgenin alanı A1 mavi bölgenin alanı A2. A1 bölü A2'nin alfa türünden değeri nedir diye soruluyor. Şimdi dikkat et. İki tane dik üçgen var elimde. <laughs> Hocam iki dik üçgen varken elimde. Ortak olan kenar hangisi? Tamam şurası. Şunları hallettik. Betaları da silelim. Ortak olan kenar burası. Ya ortak olan kenara bir de kardeşim. Ya K da diyebiliriz ama alanlar oranı isteniliyor Alanlar oranı işte K çarpı sinüs alfa bölü K çarpı kosinüs alfa mesela. Orada K'lar birbirini götürecek zaten. O yüzden bir de tamam unutma. O zaman bir dediysem şu dik üçgenin alanını bulmam için bana burası lazım. Hocam bak alfanın nesi var? Karşısı var, komşusu var. Ama komşu bölü karşı yazarken A bölü 1 daha rahat olacak. O yüzden komşu bölü karşı kotanjant alfa. Kotanjant alfa neye eşit? A bölü 1'den A'yı ne bulduk? Kotanjant alfa bulduk. Geldim buraya. Hocam bana da buradaki dik üçgenin şu dik kenarları lazım. Bir dik üçgende 90'ın karşısı birken karşısı sinüs alfadır. Komşusu da kosinüs alfadır diye söyledik. Ya da kafamız basmıyorsa ne diyorduk? Hocam buraya m diyelim mesela. Hocam alfanın böyle karşısı var hiposu var. Yani o zaman dersin ki sinüs alfa eşittir m bölü 1 dersin. Aa m dediğim sinüs alfa oldu. Ee, buraya da m de mesela Hocam burada da alfanın komşusu ve iposu var. Kosinüs alfa da eşittir n bölü 1'den. N de kosinüs alfa eşit oldu diyebilirsin. Tamam. Olay bitti. Şimdi sarı bölgenin alanı sin çarpı kos. Yani yazıyorum. Sin çarpı kos bölü 2. Sc bölü 2 değil mi? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Öbürü de dik kenarlar çarpımı 1 artı kotanjant alfa. Bu da c bölü s değil mi? Aynen öyle. 1 çarpı C bölü S bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gider mi? Gider. Hocam ters çevirip çarpacağım. SC. Bak burası SC. Bak şurası SC. Niye yazamıyorsun Kenan Hoca? Çarpı ters çevirip yazıyorum. S bölü C mi yapıyor burası? Evet. C'ler gider. O zaman burası da S kare yapar. S kare dediğimiz sin kare alfa demek değil midir? Aynen öyle. A1 bölü A2'nin alfa türünden değeri sin kare alfa yapar kardeşim. Evet böylelikle örnek 31'de sin kare alfa bulduk. Ve böylelikle bu ders yani bugünün yani dördüncü günün kaçıncı videosu? ikinci videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü günün üçüncü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.